Merhaba arkadaşlar, Siyah Futbol hoş geldiniz. Bu bölümdeki konumuz Fenerbahçe kendi evinde Kayserispor'u ağırladı. İnanılmaz bir oyun oldu. Son dakikalarda gelen iki golle Fenerbahçe yenilgiden galibiyete ulaştı. Bu konu hakkında konuşacağız. Gerçekten Gustavo'nun golü jenerik gol. Belki de sezonun en güzel golü. İlk üçüne Çok kesin güzel girer bence. uzaktan o ne şuttu be hocam İşte ya. hani basketbolda derler ya el yakan top. Dakika Evet. sonlara geldiği zaman maç bitmeye yakın. Serbest atış atmak, el titremeden atmak, üçlük atmak öyle göz ister. Hadi Evet. kibarca söyleyeyim. İşte Gustavo sazı böyle eline aldı. O işte el yakan, ayak titreten dakikalarda, el titreten dakikalarda aldığı 30 metreden resmen çaktı yani. Kusura bakmasın Kayseriler ama hani kim olursa olsun bunu öyle söylerdim. Büyük futbolcular zor zamanlarda çıkar ve takımını taşırlar. Gustavo Evet. da bu futbolculardan biri zaten. Bayern Münih'ten Evet. biliyorum zaten Gustavo'yu. Zaten O kaliteye bakın ya, Bayern Münih'e. kaliteli bir adam yani. Peki golleri söyleyeyim hemen. 59. dakikada Mensah'ın golü vardı. Durum 0-1 oldu. Vedat Muriç 88 Kayseri 80 Frikik, Kayseri Frikik'ten gol bulmuştur, değil mi? Of 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 O müthiş bir nasıl ya frikik. o kaleci garibim nasıl çıkarsın onu ya? Tam böyle Altay çatal ya. 1.98 Altay 1.98 mi ne? 2 Yani metre yani. tam Mensah öyle bir vurdu ki 90 böyle tak tak çatalı ya. tak 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 etti yani Evet. böyle çok güzel inanılmaz bir gol. Yani orada Altay değil Muslera'yı da getirin. Ondan sonra Uğurcan'ı da getirin. Üçünü de koyun zor yani otobüs Doğru. çıkması oradan. Altay'ın suçu yok. 87'de Muriç penaltıdan gol attı. 88'de Gustavo 2-1'e getirdi. 14. dakikada Ozan Tufan'ın kırmızı kartı vardı. Devam edesin. Evet. Devam et Hemen hocam. tabii ben devam ediyorum. İlk 11'leri de söylemek istiyorum arkadaşlar. Fenerbahçe'nin kalesinde Altay vardı. Defansta Deniz, Serdar, Palet, Dirar. Orta sahada Gustavo ve Ozan. İleri dörtlü Mevlüt, Rodriguez, Mehmet Ekici ve Ferdi. Kayseri'nin ilk 11'ini söylüyorum. Kalilan, Emre, Diego Angelo, Sapunaru, Krizic, Riensta, Cacadze, Hasan Hüseyin, Mensah, Mesanevic ve Kravets. İstatistiklerden dokunmak istiyorum. İstatistiklerde de şut oranları Fenerbahçe'nin 11, Kayseri'nin 8. İsabet oranlarında Fenerbahçe'nin 5, Kayseri'nin 6 şut isabeti var. Toplu oynamada inanılmaz bir şey var. Çünkü çok şaşırdım ben. Fenerbahçe'nin toplu oynaması %36, Kayseri'nin %64. Tamam. Yani seyircisiz oynanıyor da kendi evindesin sonuçta. Bu kadar Kayserispor'a topu vermek ne kadar doğru? Ucuz kurtulmuş Fenerbahçe. Bu maçı yenilebilirdi yani. Son dakikalarda goller olmasaydı. Oranla Kayserispor'un çok bastırdığını gösteriyor. Kornerlerde pek bir değişiklik yok. Fenerbahçe 2 korneri, Kayseri'nin ise 3 korneri var. Ozan Tufan'ın sarı kartı VAR'a gidildi 14. dakikada. Bileğe basma var Bileğe bastı. arkadan. Gerçekten ama Şimdi kasıtlıydı. şunu kasıtlı mıydı? Kasıtlıydı ya. Bence kesinlikle Bence kasıtlıydı ya. Şimdi o ben de yani. ben kendi şahsi görüşümü söyleyeyim. Ben kasıtlı olmadığını gördüm. Bence hani kasıt olmadığı için sarı verilebilirdi. Kasıtlı değilse sarı karttı. Tabii. Bence öyle. Ama Ama sen bakın kasıtlı diyorsun. Bunu VAR hakemleri de sevgili kasıtlı olduğunu düşündü ama. İşte ben izlediğime göre kasıtlı değildi. Bunu arkadaşlara soralım. Yorumlar kısmında bize belirsinler. Kasıtlı ya da kasıtlı değildi diye sebebini Zaman söyleyerek. yani şurada iki sonuç çıkıyor. Sen VAR hakemlerini kasıtlı görüyorsun. Fener'i yaktılar. Hayır, çünkü öyle Yakamadılar çünkü oluyor. Fener yendi. Çünkü orada sarı Fenerbahçe kart. yendi. Şimdi hakem sarı kartı çıkardı. Tamam. Doğru karar. VAR hakem diyor ki kardeşim sen bunu bir daha izle. Burada var bir iplerik diyor. Ama işte onlar da ne yapıyor? Kural kitabına bakıyor. Sayfayı çeviriyorlar. Bir bakıyorlar. Ayağa basma. Ama bunun bir de işin olanağı var. Hani futbolun doğal dengesini bozuyorlar. Yani bu ele topun çarpması gibi penaltıyı nasıl veriyorsun? İstan Ya dışına bence çarpsa çarpıyor. şimdi Yani o ayağa bastığın zaman bileğe ne olursa basmış olsun hocam. tam ne olursa olsun kırmızı kartsa, kural öyle diyorsa ve VAR hakemleri de kuralı uyguladıysa tamam. Ama bence kasıt yoktu yani onda. Tamam hocam Bence peki. yoktu. Peki. Belki de Bence yoktu. yoktur. Hakikaten yoktur yani.
Kaleci Ya Ozan Altay. da iyi bir çocuk yani, yapmaz öyle şeyler ya. Evet, Ben ya niye pek yapsın? Ozan'ı da böyle tanımam yani. Ya bak şimdi 14. dakikadasın. Koronadan yeni çıkmış takım. Yani kendi evinde oynuyorsun Kayserispor'la. Niye böyle bir şey yapasın? Ya Doğru, hain doğru. olmak gerekiyor. Doğru, Hain doğru. olmak gerekiyor. Doğru. Ozan Tufan öyle bir şey yapmaz. Doğru yapmaz, doğru. Ozan Tufan Fenerbahçe'ye hainlik yapmaz. Yapmaz, evet. Yapmaz. Çünkü Fenerbahçe her zaman Ozan'a sahip çıktı. Evet. Kiraladı Alanyaspor'a. Hatta hani hiç bırakmadılar Ozan'ı. Tabii ya. Bırakmadılar. Satabilirlerdi, Tabii, satabilirlerdi. tabii, evet. Ya şimdi taraftar 3 ay Ersun top Yanal izlememiş. mıydı Ozan'ı beğenmeyen? Evet bence de. Hatırladığım kadarıyla Ersun Yanal'dı. O yolladı, değil mi? Bunu da sevgili Fenerbahçe taraftarları yorumlar kısmında yazsınlar. Gerçi İzleyelim Ozan'a bunu ben da. yapılanları hatırlıyorum da. Türk milli takımında falan. Evet. Oo. Saçı falan bozuluyordu falan Ya şut sana bir şey çekerken diyeyim mi? işte Yani şöyle. ben futbolcu olsam, bana öyle bir linç gelse. Bir de gençsin. Gençsin. Nasıl Yani dayanmış helal ben olsun adama. bu yaşta yani hani zor kaldırırdım ya. Evet. Yani şeye, topluma çıkmak bile sıkıntıydı, sıkıntı, anlıyor musun? İşte ne Bırakma yapacaksın? stadyuma çıkmayı, evden dışarı çıkmayı bile istemezdim yani. Evet. İşte bu psikolojik yardım çok önemli. Psikolojik manevi destek çok önemli. Evet. Bu senin eşin de olabilir, çocuğun da olabilir, arkadaşın da olabilir, annen de olabilir. Manevi destek önemli. İşte bu zor durumlarda Ozan'a birileri manevi destek verdi. Evet, verdi. Futbolu daha 20'li yılların başlarında, 20 yaşının başlarında bırakacakken yeniden doğdu, yeniden nerelere geldi. Ozan'ın bu Doğru. başarısı var yani. Kalecilerin ikisi de iyiydi. Altay 4-5 tane çok iyi Altay'ı gol çok kurtardı. çok beğendim Altay'ı ya. Yani Yani Altay. bana göre yani maçın adamı bile olabilir yani. Hatta ben burayı not etmişim. Altay maçın adamı soru işareti koymuşum. Ya o kadar iyi. Bak. Ben de yazmışım. Sahanın yıldızı Gustavo ama bence Altay Evet. yazmışım. Yani Ya. gerçekten sahanın, ya bak ben de aynı şekilde yazmışım. Hatta bak Altay'ın altına da Gustavo soru işareti koymuşum. Yani gitmişim gelmişim yani, ama Evet. bilmiyorum ya, ikisi de, çünkü Gustavo da ipten aldı aynı Altay İşte ama bir de şöyle bir gibi. şey var. Bak ben kaleciyim, tamam mı? Ben arkadaşlar hala ben kalecilik yapıyorum Chicago'da, bölgesel liglerde oynuyorum. Şimdi ben 5 tane %100'lük gol kurtarırım. Ben sayarım bak. Ben kaleciyim ya. Ben sayıyorum. Mesela dün yaptığımız maçta 3 tane %100'lük kurtardım. Hani bunu kaleci sayar. Çünkü bu nasıl bir şeydir biliyor musun kaleci için? Evet. Gol yani. Bu golü önledim. %100'lük golü önledim. Yani bir forvetin gol atması gibi bir şey. Şimdi Peki. bir kaleci 5 tane gol kurtarıyor değil mi? Öteki taraftan da oyuncunun bir tane gol atıyor. 5 tane gol kurtaran değil de bir tane gol atan yıldız oluyor. Doğru. E kardeşim o adam 5'inin 3'ünü yese, 2'sini yese Evet, tamam mı? doğru. Takımı senin 2-0, 3-0 geriye git düşecek. Doğru. Tamam gol atma, gol atmak önemli. Bu oyun nasıl amacı gol atmak? Tamam da Ve sen golü bakın. istersen ve kaleci tüm takımda kötü gösterebilir. O 3 Evet, golü evet. yese tüm takım eleştirilecek. Tabii çünkü 4 tane gol atması gerekiyor takımın o zaman. Evet. Şimdi Üstad Ceza'nın bir sözü var. Golü atmak mı ya da kurtarmak mı diye. Bunu iyi düşünün. Kalecilerin hakkını verin. Kalecilerin hakkını verin. Sadece gol atanın hakkını vermeyin. Altay burada müthiş Yani iş biz yapmıştır. her kurtarışı bir gol olarak mı görmeliyiz? %100 Yüzde yüz. kurtarışı. %100 %100. kurtarışı. Hani bu kesin goldü ya. O zaman Bu Altay kesin maçı goldü kazanır. dedi. Bence öyle ama işte Çünkü 3 skor top önemli kurtardı. olduğu 3 için net top kurtardı yani. Böyle oyunlarda Gustavo kime her istatistiğe bak Gustavo maçın yıldızı Tabii, seçilecek. evet. Bilmiyorum kim seçildi ama ben tahminen söylüyorum yani Gustavo kesin. Çünkü ipten aldı takımı tamam. Ya Fener'in amma topu direkten döndü ya. Direkten Şans. dövdü resmen. Hele bir yerde bir Şans. zibam diye bir şut çektiler. Üst direkte patladı ya. Evet. Ozan'ın, Tok diye ses geldi. Evet şutu evet orada. evet. Evet. De yani. Şimdi sen şunu duydun mu? Ben konuşuyordum. Sen makarnaya bakmaya Evet. gittiydin. Toplu oynama yüzdesinde Fenerbahçe'nin kendi evinde olduğu halde toplu oynamada Kayseri'nin %64'ü %36 üstünlüğü var. Aa, ona dikkat Böyle bir etmedim şey ben. olamaz. Ben %50 Böyle bir şey ya atmamıştım. yani Fenerbahçe ya. O Fenerbahçe üstünlüğü var Kayseri'nin ha, tamam. Kadıköy'de.
Ben de tam Kadıköy'de. Tersi anladım. Şaşırdım. Bir dakika, bir dakika. Kayseri Spor'un üstünlüğü var. Evet. Hani tamam seyirci yok ama orası İnönü, orası Şükrü Saracoğlu stadı. Orası Fenerbahçe'nin stadı. Yani taraftar olmasa bile o çim, o stat onu yapmamalı. Onu, bu Fenerbahçe taraftarı ya hocam, bunu kim? Hak etmiyor. Ben bilmiyorum, kusura bakma. Bakmadım da. Unuttum bakmayı daha doğrusu. Bakacaktım, aklımdaydı. Kenarda kim vardı? Fener'in başında mı? Aha. Fener'in başında Tarık'tı sanırım. Yeni bir teknik direktör. Şimdilik. Hani çok da eleştir. Erol Bulut'a Yok. bir teklif gitti söyleniyor. Erol Bulut'u Hiç. Reddettiği söyleniyor. Erol Bulut'un bilmiyorum reddedeceğini sanmıyorum Yani ama. Yani ona bir geçici sözleşme gelmiş. Hani sezon sonuna kadar gel. Durum nasıl bakarız. Sonra Ama devam şimdi edelim. Hem adamın takımında ne diyorsun? Hem de seni ben 8 hafta sonra kovabilirim ha, akıllı ol diyorsun. He. Şimdi adam her şeyden olabilir. Tamam mı? Yani, şey yani ev, Nimya'daki Nimya'dan pirinç almaya gittiğinde evdeki bulgurdan olabilir yani adam. Bak yıllar önce daha Abdullah Avcı Başakşehir'de yavaş yavaş başarılı olmaya başladığı zaman, daha öyle Başakşehir'in ilk üçe falan girdiği yok ya. Hani. Evet. Galatasaray geçici olarak Abdullah Avcı'ya aynı Fener'in Erol'la yaptığı teklif gibi Galatasaray Futbol Kulübü Abdullah Avcı'ya teklif etti. Geçici teknik direktörlüğü. Başarılı olursan devam ederiz demişlerdi Abdullah Avcı'ya. Ve Abdullah Avcı da Abdullah kabul Avcı etmedi. beni getireceksiniz, kalıcı olarak getirirsiniz dedi. Ya hiç Reddetti. Değilse de ki Erol Bulut'a de ki bak kardeşim bu sezon oyna 8 maçını. Öteki sezonunda yarısını anlaşalım. Ocağa kadar anlaşalım. Onu kabul Yine ederdi. gelirdi. Yine Gelir. gelirdi. Çünkü sezon Çünkü adama o öncesi zaman şans kamp, veriyorsun. tabii evet. Sezon öncesi kamp çok önemli çünkü bir hoca için. Kendini gösterebilmesi için. Şimdi Kesinlikle. Fenerbahçe bu maçı kurtardı. Zor zor. İnanılmaz bir şekilde kurtardı. Bakalım sonrası ne olacak? Ya ben... Yani Emre Belezoğlu'nun bir an önce artık sazı %100 eline alması gerekiyor. Gerçi yine büyük çoğunlukta Emre Belezoğlu'nun katkısı vardır teknik olarak takımın evet. kurulmasına edilmesine ama bakın sahada olduğunuz zaman saha dışındaki teknik direktör gibi olmuyor. Çünkü sahanın adrenali oluyor, sahaya konsantre olman gerekiyor, Tabii. topa konsantre olman gerekiyor. O zaman işte ya şu çıksın, şu girsin falan onları yapmak biraz daha zor oluyor. Çünkü beynini ikiye bölmen lazım. Ya sana bir şey diyeyim mi? Şimdi Emre Belözoğlu'nu herkes şey düşünüyor değil mi? Teknik direktör olduğunda çok hırçın, sağ kenarında bağıran, Biraz daha çağıran. düzelir bence ya. Biraz daha Ya olgunlaşır bir ya. şey diyeyim mi sana? Ben Bülent Korkmaz'ı hep böyle süper, büyük bir teknik direktör olacağını düşünmüştüm yani. Hep öyle düşündüm ama Bülent Korkmaz'ı. Ben Bülent Korkmaz'ı Galatasaray'ın gelecekteki büyük teknik direktörlerinden biri olacağını düşündüm. Ki Galatasaray'ın teknik direktörlüğünü de yaptı Bülent Korkmaz. Ama o Bülent Korkmaz süt dökmüş kedi gibi sağ kenarında ya. O bizim Belki de sahalarda bildiğimiz bıraktı. hırçın futbolcu gitmiş, süt dökmüş kedi gelmiş kenara. Acaba diyorum ki aynı Emre Belözoğlu'nda da olur mu? Yani o sahadaki hırsı, hırçınlığı, maçı kazanma arzusu, sağ kenarında takımı yönetirken Yine de Bülent kadar olmaz. Bülent Korkmaz kadar olmaz. Yine de kalır. Daha fazla olur diye sen tahmin ama ediyorum. Bülent Çünkü Emre Korkmaz'ı biliyorsun değil mi? ama Emre Belözoğlu'na hala bak 39 yaşında hala çok hırçın. Hani böyle bir durmak yok adamda. Vallahi bilmiyorum. Mesela Tugay Kerimoğlu, ya ne alaka şimdi, alakasız da Tugay Kerimoğlu'nun mesela futbol, mesela Tugay Kerimoğlu da tam tersi. Biliyorsunuz zaten Blackburn'da neler yaptığını. Teknik direktör olarak müthiş bir adam olacağını düşünüyorsun değil mi Bülent, Tugay Kerimoğlu'nun. Evet. Ama öyle bir şey olmadı. Bülent Korkmaz aynı şekilde. Emre, şimdi şeye geleceğim. Şimdi herkes Ya iyi Emre futbolcu, Belözoğlu'ndan, iyi teknik direktör olacak diye bir şey herkes yok. Emre Belözoğlu'ndan böyle müthiş böyle sorumluluk alsın, ne bileyim Fener'i yönetsin isteyen bir grup bile var Fenerbahçe'de.
Ama ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Yani Emre Belezoğlu'nun futbolculuk kadar teknik direktörlükte başarılı olacağını düşünmüyorum. Ya bu taraftar Ersun Yanal'ı geri getirdi. Ali Koç'un getirmeyeceğim dediği halde Ersun Yanal'ı geri getirdi. Getirdi, bu taraftar. Evet, evet. Bu taraftar Emre Belezoğlu'nu isterse gelir. Emre Belezoğlu'nu istemezse gelmez. Bu kadar basit bir olay. İstiyor taraftar canım. Bu kadar basit. Çünkü bu takım Ali Koç'un değil. Ben şunu Ali Koç seçimle gelmiş bir başkan. İsterdim. Bak şöyle bir şey olabilir. Koltuğunu korumak isteyecek yani. Ben açık söyleyeyim sana. Serhat var ya Serhat. Şimdi evet, Serhat yayıncılık Akın. Yapıyor. Şeyde YouTube, Twitch yayıncılığı yapıyor. Oyunları falan oyun oynuyor. Twitch demişken burada dupla dup dereye selam. Serhat Akın canlı yayında dedi ki bana dedi hiç kimse el açmadı. Ben hep iş aradım. Hep hoca olmak istiyorum. Benim en büyük hayalim hoca olmak. Antrenör olmak istiyorum dedi. Ama hiç teklif gelmediğini söyledi. Mesela Tuncay Şanlı, Serhat Akın. Şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Bak Alex bana evet diyeceksin. Almanya'dan getireceksin Tayfun Korkut'u. Getireceksin yanına yine Alman ekolünden gelen Serhat Akın'ı, Tuncay'ı. Yardımcı hocalar yapacaksın. Baş antrenöründe Emre Belezoğlu yapacaksın. Koy abi Fenerbahçe'ye bak ne oluyor. Genç ve dinamik bir takım. Ne hem olur abilik takım? Yaparlar. Nasıl i̇şte, takım yaratırlar? Vay ya kolej takım yaratırlar. Volkan Demirel de kalecilerden sorumlu bakan. Kaleci antrenörü ne olacak Volkan zaten? Zaten ya, o. Zaten ondan o, daha zaten o. Yıllarca o Fenerbahçe kaleci antrenörü yapacak. Ondan hoca aynen. Hoca olmaz. Bence de olmaz. Bence de olmaz. Arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Fenerbahçe 43 puana yükseldi ve 5. olan Beşiktaş'la farkı 1'e indirdi. bu hani şampiyonluk açısından şimdi demiyorum ya ben bunu. Üzülüyorum bak. Ya o Fenerbahçe ile 1 puan indi yani. Evet. Düşün. Evet. Ya işte bu 3 puan aldıkları 3 puan belki de onları UEFA'ya götürecek yani Fenerbahçe'yi. Ondan dolayı çok önemli bir 3 puandı. Fenerbahçe'yi tebrik ederiz. Arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Benim de bir YouTube kanalım var. Adı Amerika'da Yaşam. Amerika ile ilgili merak ettikleriniz hepsi orada. Arkadaşım Burak'ın bir sürü kanalı var da bazılarını söyleyelim. Burak Soykan adında YouTube kanalı var. Ayrıca Twitch kanalının adı neydi? Bupa, Çok güzel oyunlar oynuyorsun tr. orada. Bupa, Bir daha. Bupa, Bupa, Dup.tr. Bupa Dup.tr'ye selamlar. Aynen. Burak Soykan YouTube kanalını izleyin çünkü çok ilginç bilgiler veriyor. Evet. Hani birkaç tanesini söyle istersen. Charlie Chaplin'i ya bahsetmiştik. Şöyle Ondan sonra cinler, periler falan. Her şey var ya kanalda, her şey var. Her şeyi bulabilirler yani. Genç jenerasyonun ilgisini çekecek videolar var. Var var. Hatta korona ile ilgili, korona daha yeni başladığında bir skeç yapmıştı. Aynen. O da bayağı bir tutuldu. Yarasalar, yaramasalar. Yarasa da yaramasa da gerçekten. Aynen. Bakalım neler Aynen. olacak. Ya bir de hocam, ben evet. Demek istiyorum gerçekten. Sen ilk videonu izledim, Amerika'da yaşayan videonu. Çok beğendim. Hakikaten. Çok teşekkürler. Hakikaten yani bunu yapmalıydın. İyi ki yaptın. İyi ki devam edeceksin. Daha güzel şeyler çekeceksin. Daha güzel evet. Şeyler anlatacaksın. İçerikler hazırlanıyor. Seni gerçekten sabırsızlıkla bekliyoruz daha sonraki videolarını. Teşekkürler. İlk video görüntüsü fazla iyi değildi. Geceydi. Yapmak istedim. Olacak. Bana bir şey lazım, o da bu gece lazım mesela. Hocam, var ya. Vallahi ben içerikle ilgilenirim. İçeriği evet. Beni tatmin etti. Çok güzeldi. Çok ama güzel bilgiler aldım. Devamında bekliyorum sabırla. Benim bir isteğim tabii. var. Söyle. Amerika'da. Ya şu an Amerika'da problemler var. Biliyorsun nefes alamıyorum. Floyd. Afro Amerikalılar. Evet. George Floyd. Amerikalı. George Floyd. Evet. Aynen. Dışarının bir nabzını çekebilir misin kamerayla çaktırmadan? Çekmek çok zor. Çünkü yani elimdeki telefonu çalarlar. O derece her şey mi ya her şey o, yağmalıyorlar. Tamam. Çekme. Bu konuyla alakalı bir Amerika'da da bir tamam, sen bunu da yaparız. Ayrı Yaparız. Bir program olsun, konu olsun ama bu. Notlarımı alıyorum. Ve tamam mı? Ve senden şunu rica ediyorum. Neydi?
Amerika'da Emlakları mı diyorsun? yok Gayrimenkul. yok o zaten isteyen biri olmuş, okudum ben onun mesajını. Evet. Şey, gazeteci, ünlü bir gazeteci var ya, Amerika'da çekim yapıyordu. Sen de takip ediyorsundur mutlaka, biliyorum. Beşan Birkay sunuyor diyor şey. Evet, biliyorum. Ha, Evet. ona da mail paylaşmışlar. Türkiye dışındaki insanların yurt dışındaki Türklerin durumunu durumuyla alakalı mail atılmasını isteniyor ve canlı yayına katılabilirsin bununla alakalı. Cüneyt Özdemir'in programına Evet, konuk evet. olabilirsin. Adı aklıma Mutlaka gelmemişti. bulunduğun şehirle beraber kendi bilgilerini yazıp mail atarsan sana geri dönüş yapacaklardır. O Zaten programa geçenlerde canlı katılmanı Chicago'daydı. isterim. Zaten geçenlerde Chicago'daydı kendisi, Şimdi buradaydı Türkiye'de. yani. Evet, hani havaalanının fotoğrafını görmüştüm kendisini. Ha. Türkiye'ye O dönmeden Silikon önce. Vadisi'nde oturuyordu çünkü. Aa, anladım. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz likelayın. Alın. Kanalımıza abone Böyle. olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Bizden haberdar olun. Makarna yandı. Yandı makarna. Siyah futbol korona sonrası devam ediyor. Dop dolu. Makarna yanmasın. Görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz arkadaşlar. Tebrikler Fenerbahçe. Tebrikler. Tebrikler Fenerbahçe.